Fenerbahçe'nin bu maça kadarki sezon istatistikleriyle bu maçtaki sayılarını karşılaştırınca sadece iki kalemde, onlarda da ondalık seviyede bir aşma görebiliyoruz. En dikkat çekici durumsa topla oynamada. Fenerbahçe bu sezon evinde topla en az oynadığı maçı geride bıraktı. Geçen sezon Aytemiz Alanyaspor karşısında topla %29,8 oranında oynayan ve o maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, o sezonda başka hiçbir mücadelede evinde %47'nin altına düşmemişti. Bu sezonsa şimdiden 8 iç saha maçının ikisinde topa %47'nin altında sahip olan Fenerbahçe'nin topu rakibe bıraktığı diğer maçlardaki rakibi ise lig sonuncusu Kasımpaşa'ydı. Beşiktaş için de sezonluk ortalamalarla maç istatistiklerindeki durum Fenerbahçe'ninkinden çok farklı değil. Topla oynamada sezon ortalamasına çok yakın olan Beşiktaş, şut istatistiğinde de yine kendi normallerinde. Beşiktaş'ın özellikle Oğuzhan'ın oyuna girmesinden sonra oyununun değiştiği yaygın bir görüş. Topla oynama oranı, rakip yarı sahada ve hücum bölgesinde isabetli pas sayılarında artış var. Şut sayısındaki artış isabetlilere yansımıyor, hatta oyunu alma konusunda daha istekli gözüken Beşiktaş'ı 3 puanda neden de ikinci yarının tamamında beraberliği getiren Josef golü dışında isabetli şutu bile olmaması. İlk yarıdaki 4 şuttan toplanan 0,19 xG oldukça kötüyken, ikinci yarıda 10 şutun toplamının 0,65 olması da hücumda daha fazla iş yapmaya çalışırken belirgin bir bitirme sorununun sonucu. Beşiktaş'ın kalesinde ilk yarıdaki 1,59 xG'nin 0,79'u penaltıdan, o nedenle kalesindeki penaltısız xG 0,8 olan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kalesinde tehdit yaratmasına izin vermedi. Veya Fenerbahçe zaten bunu amaçlamadı, iki türlü de okuyabiliriz. Toplamlara baktığımızda penaltısız hesaplarsak XG'ler çok yakın. Şut sayıları arasında belirgin bir fark yok, ancak pasif bir oyunu tercih eden Fenerbahçe'nin isabetli şut sayısı daha fazla. Penaltı dışında Berisha'nın golünün de XG değeri yüksek. Ancak mücadelede başka da yüksek XG'li şut olmaması, bu nasıl kaçtı dediğimiz pozisyon olmamasının sayısal karşılığı. XG'lerin seyrinde ise Fenerbahçe'nin ikinci şutu Mesut'un penaltısı. Berisha'nın golüyle daha devre bitmeden XG'sini 1.5'un üzerine çıkaran Fenerbahçe'nin ikinci yarı 75'e kadar şut çekmemesi ve sonrasında çektiği 3 şutun da düşük gol beklentisine sahip olması, penaltıyla bile 1,74'ün aşılamaması anlamına geldi. 14 şutunun 4'ünü ilk yarı, 10'unu ikinci yarı çeken Beşiktaş ise ciddi bir tehdit oluşturamadı. Fenerbahçe 14, Beşiktaş 17 puan geriden takibi sürdürüyor, ancak buna takibi sürdürmek demek giderek zorlaşıyor. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkının kaybedildiği ligimizde üst sıralarda yer almak da, örneğin ikinci olmak da sportif ve maddi değerini kaybetti. Yine de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin daha 17. haftadan puan tablosunda şu anda bulundukları yerleri kabullenmelerini bekleyemeyiz. Beşiktaş'ın önünde bir teknik direktör kararı dururken, Fenerbahçe'de ise oyun ve kadro kullanımı ile ilgili sezon başından beri altını çizdiğimiz konular çözülmeden bir oyun ve dolayısıyla skor istikrarı beklemek zor görünüyor.